Merhaba arkadaşlar. Bugün portre fotoğrafçılığı üzerine konuşacağız. Portre fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken noktalar. Öncelikle seçilen arka fona dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru lens seçimi yapmamız gerekiyor. Modelin duruşuna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru ışık ve gölgelendirme yapmamız gerekiyor. Doğru kadraj oluşturmamız gerekiyor. Doğru diyafram seçimi yapmamız gerekiyor. Doğru netlik yapmamız gerekiyor. Ve modelin makyajı, giyimi vesaire aksesuarları gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Arka fonda mesela modelimizi detaylarını kapatmayacak, yok etmeyecek. Yani karman çorman böyle arka planlar olmaması gerekiyor. Ya da öyleyse de onu diyafram kontrolüyle devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ben uygulamalı olarak göstereceğim size şimdi. Bu uygulamalı olarak çalışırken fotoğraf stüdyosunda gri bir arka fonla çalıştım. Yani sade gri bir arka fon engellemiyor herhangi bir hani detayların gözükmesini, kişiyi ön plana çıkartıyor gayet. O yüzden diyaframımı da ona göre ayarladım. Ona da değineceğim, anlatacağım onları da tabii. Doğru lens seçiminden kastımız da işte milimetresi ne kadar olacak? Onlar da önemli. Objektif perspektifi çok önemli. Onlara da anlatacağım. Modelin duruşu da önemli. Çünkü farklı bakarsa farklı şekilde ışığı şey yapar. Yani ışığın ve gölgelerin şekli değişir duruşuna göre çünkü modelin. Kadrajımızı da tabii ki doğru oluşturuyoruz. Doğru diyafram seçimini yapıyoruz ki net alanlar neresi olacak ya da arkası flu olacak, obje önemi çıkacak. Bunların hepsinin ayarlanması gerekiyor. Netliğimizi de doğru yapmamız gerekiyor. Netliğinde gözlere yapılması gerekiyor. Mutlaka portre çekerken netliğin gözlere yapılması gerekiyor. Model makyajı, giyimi, aksesuarları demişim. O da yani hani modeliniz saçı başı dağınık, işte ya yataktan kalkmış gibi gelirse tabii ki hani olmaz. Ona göre bir işte yönlendirmesini yapmanız gerekiyor. Burada çalıştım. İki tane ışık kaynağım var. İkisi de sabit ışık kaynağı. Yani paraflaşlarla da çekim yapabilirdim ama paraflaş yerine sabit ışık kaynakları kullandım. Bir tanesi 650 wattlık, bir tanesi 1 kilowattlık. Fark ettiyseniz ama 1 kilowattlık olan bu. Bir tanesi daha böyle yandan daha düz bir açıyla bakarken diğeri daha tepeden bakıyor. Bunun da bir sebebi var. Şimdi uygulama yaparken ikisini de açık tutarak çekim yapacağım. Birini kapatacağım, birini açacağım. Sonra diğerini açacağım, diğerini kapatacağım. O şekilde denemeler yapacağım. Onları da anlatacağım birazdan farkını. Neden yaptım, ne anlama geliyor ya da bu ışığın neden açısı bu şekildeyken diğeri bu şekilde. Aralarındaki farkları göstereceğim size. Burada şu anda iki taraftaki ışık da açık vaziyette. Yani gölgeler daha az, daha düz bir ışık var. Bu neye sebep oluyor? Şu anda gördüğünüz gibi de bu şuna sebep oluyor. Derinlik algısı daha az, gölgeler yok. Yani daha düz, daha iki boyutlu bir fotoğraf. Şu an yani çok iki boyutlu olmadı yine idare eder ama hani birazdan gösterdiklerimle kıyaslayınca daha böyle farklı olduğunu göreceksiniz. Burada iki tane ışık da açık vaziyette. Devam ediyorum uygulamamı yapmaya. Tabii bunları yaparken hangi ayarlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacağım. Onlara da değineceğim. Şimdi aynı fotoğrafı aynı ışıkla farklı açıdan çektim. Diğerinde farklı sonuç aldım. Bunda daha farklı gölgelendirme sonuçları aldım. Bu da şu demek oluyor. Yani tek açıdan çekmeyin. Doğru açıyı yakalayın. Doğru kadrajı yakalayın. Çünkü gölgeler sizin yönünüze göre de değişecek. Manken sabit kalsa bile, ışıklar sabit olsa bile siz nasıl şey yapıyorsanız öyle olacaktır. Yani siz nerede bulunuyorsanız ona göre gölgeler yine değişiklik gösterecektir tabii ki her tarafına ayna vurmadığı için. Şimdi bu taraftakini kapattım. Daha sade olan, yani sadeden kastım daha düz bir şekilde yandan gelen ışığımı açık tuttum. 1 kilowattlık tepeden gelen açılı ışığımı kapattım. Şimdi de bu şekilde bir deneme yapacağız. Hem bu taraftan çekim yapacağım hem de bu tarafa gidip çekim yapacağım. Aralarındaki yine farkı göreceksiniz. Işığın daha tersi yönde durarak fotoğraf çekimimi gerçekleştirdiğimde böyle bir sonuç alıyorum. Şimdi böyle size anlatıyorum ama hani ışıkları
İşte 1 kW'lık ışık, 650'lik işte sabit ışık, yok para flaş, yok bilmem ne. Ama hani siz bunları kullanmak zorunda değilsiniz tabii. En basit şu ışığın etkisini oluşturmak için onun ne olduğunu anlatacağım. Tekrar söylüyorum. Atıyorum bir pencere kenarına gidip gündüz gün ışığında eviniz içinde pencerenin kenarına o açıyla pencereyi bu şekilde kalacak biçimde oturursanız bir yere yine aynı etki yaratacaktır. Yani ışık kaynağınız evde yaptığınız basit bir ışık, kendi yaptığınız basit bir ışık da olabilir. Bu tarz şeyler de olabilir. Hani ona takılmayın. Önemli olan ışığın hangi açıdan nasıl geldiği, nasıl konumlandığı ve şiddetinin yumuşaklığının ayarlanması. Hani siz de ışık tasarımı yapabilirsiniz. Siz de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi pencere kenarına geçersiniz. Yine doğru açıyı yakaladıktan sonra pencereden gelen ışığın yansımasını doğru şekilde oluşturursunuz. Şimdi de diğer açıdan, direkt ışığın olduğu yönden çekim yaptığımda nasıl bir sonuç aldığımı göreceksiniz şimdi. Diğeri daha bir dramatik bir ışıktı. Şimdi bu her yer eşit aydınlanmış gibi oldu. Çünkü direkt ışığı arkama aldım ve doğrudan modelin yüzüne gelen kısmı çektim. Yani modelin yüzünün tamamen aydınlık olduğu kısmı çektim. Bu şekilde çekim yapınca böyle sonuç alırsınız. Ama ışığın tersi yönde olursanız da farklı ya da daha böyle bir çaprazında olursanız ona göre gölge sonucu alırsınız. Bunlar önemli. O yüzden yer değiştirin sürekli işte. Açınızı değiştirin. Işığı ona göre gölgeleri oluşturmaya çalışın. Bir yandan da ışığın yönüyle de oynarsınız. İşte modelinizin duruşuyla oynarsınız. Modeliniz öncelikle bir kere rahat olmalı. Rahat olmazsa, kasarsa kendine hoş hani şeyler yakalayamayabilirsiniz. İstediğiniz kafanızdaki gibi işte pozlar yakalayamayabilirsiniz. Şimdi diğer taraftaki ışığı yakarak uygulamamı gerçekleştiriyorum. Bu fark ettiğiniz üzere dediğim gibi açısı daha farklı geliyor. Daha tepeden burada gölgeler oluşturuyor. Bunun da bir sebebi var. Buna Rembrandt aydınlatması deniyor. Rembrandt aydınlatmasını da anlatacağım en sonunda yine. Rembrandt aydınlatması ismini ressamdan alıyor. Onları açıklayacağım. Evet. Bu şekilde fotoğrafımı çektim. Beyaz ayarımızı da yapmayı unutmuyoruz ayrıca bunları yaparken. Şimdi diğerlerine nazaran daha farklı bir fotoğraf ve daha farklı gölgelendirme ve daha bir üç boyutlu bir fotoğraf çıktığını görebiliyorsunuz. Bunun sebebi Rembrandt aydınlatması. Onun nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktalar. Ne demiştim? Lens seçimine dikkat etmeniz gerekiyor demiştim. Lens seçiminden kastım. Şimdi 50 mm ve 85 mm aralığında bir lens seçimi yapmamız gerekiyor. Yoksa bunun farklarını da göstereceğim şimdi. Böyle dersiniz ya hani işte çirkin çıktım. İşte selfie çekersiniz telefondan ya da işte kameranızla yine çekersiniz ama böyle bir ağzınız yüzünüz öne doğru bir uzar, yamulur. Bunun sebebi doğru objektifin seçilmemiş olmasıdır. 50 mm ve 85 mm aralığında bir lens seçerseniz yüz hattı daha düzgün ve daha güzel bir şekilde çıkacaktır. Arka plan çok karmaşıksa veya kötüyse ya da kişiyi ön plana çıkarmanız gerekiyorsa olabildiğince açık bir diyafram tercih ediyoruz. Çünkü diyaframımızı açınca ne oluyordu? Arkadaki netlik azalıyordu. Obje ön plana çıkıyordu. Böylece arkadaki karman çormanlığı veya renkleri vesaire yok ederek kişiyi ön plana çıkartabilirsiniz. Yüzünü ön plana çıkartabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var ki diyaframınızı ne kadar açtıysanız işte 1.4-1.8'e kadar açtıysanız net alan azalacaktır. Ama eğer siz sade bir arka fona sahipseniz veya daha fazla detayı görünür kılmak istiyorsanız diyaframınızı f11 ve f13 gibi diyafram değerlerine getirebilirsiniz. Böyle çekim yaptığınızda hem daha fazla net alan kazanmış olursunuz, daha fazla detay görünür. Benim de arka fonum gri olduğu için ben de bu fotoğrafları F11, F13 civarlarında çektim. Çünkü sade bir arka fonum vardı. Ha, tabii ki diyaframı kısınca mecburen daha fazla ışık kaynağına ihtiyaç duyuyorsunuz. Benim de ışıklarım o yüzden çok fazla. Şimdi farklarını gösteriyorum size.
18 mm'de çekimimi gerçekleştireceğim ilk başta. 18, 24, 35, 55'e kadar gideceğim. Arasındaki farkları siz de göreceksiniz. Çekimimi yapıyorum, bir adım geri gidiyorum. Çekimimi yapıyorum, aynı kadrajı bozmadan farklı değerlerde, farklı milimetrede tekrar çekimimi yapıyorum. Arasındaki farkı siz de görün. Şimdi evet, burada 18 milimetrede değerinde bir fotoğrafı görüyorsunuz. Nasıl ağzı yüzü öne uzamıştı? Bu 24. Biraz düzeldi. 35 milimetre ile çektiğimde bakın daha da düzgün bir hatlara sahip oldu suratı. 55 ile çektiğimde ise daha da iyi bir hal aldı. Şimdi 18'e bakalım, bir de 55'e bakalım. Aradaki farka yani. Bakın. 18'den 55'e doğru gitti. Yüzü nasıl uzayıp düzeliyor. Uzayıp düzeliyor. Bu yüzden doğru lens seçimi çok önemli. Yani portre yoksa fotoğraf çok kötü çıkar. En son iki ışığımızı da kapatıyorum ve bırakıyorum soğumaya. Çünkü soğumadan dokunursam bu ışıklara, bunlar tungsten ışıklar. İçindeki tungsten tel ısınıyor ve inanılmaz ısılara ulaşıyor. Yani şu ışığa elinizi değdirirseniz elinizi eritirsiniz. O kadar çok ısınıyor ki oynatmamanız gerekiyor. Ayrıca bu kadar sıcakken ışığı hani ayağından tutarak bile oynatsanız hani patlayabilir. Ampulü patlar büyük ihtimal. O yüzden mutlaka kapatıp bir süre soğumaya bırakıyoruz. Açıkken veya sıcakken hiçbir şekilde hareket ettirmiyoruz, dokunmuyoruz. Çünkü inanılmaz ısı yayıyorlar. Şimdi size Rembrandt'tan bahsedeceğim. O deminki ışık anlattığım, açılı ışık ve fotoğrafın daha 3 boyutlu ve daha güzel çıkmasını sağlayan ışığımız, uygulamamı yaptığım ışık, Rembrandt aydınlatması olarak geçiyor. Bunun sebebi Rembrandt ismini Hollandalı ressamdan alıyor. 1606 ve 1669 yılları arasında yaşamış önemli ressamlardan birisidir. Kendisi ışığın ve gölgelerin ressamı olarak anılmaktadır. Rembrandt'ın tablolarında ışık kaynağının tek bir tane olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani şu gölgeyi ve bu ışığı yakalamak için ışığın konumunun demin benim konumlandırdığım noktada aşağı yukarı olması gerekiyor. Ve bir tane ışık olduğu düşünülüyor. Şu şekilde ben sadece tam tersi bu yöne konumlandırmıştım. Kameram burada, fotoğraf makinem. Işığım bu yöndeydi. Açılı olarak tepeden geliyordu. Başka ışık açık değildi, kapalıydı. Ona göre gölgelendirmemi oluşturmuştum. Eserlerinde verdiği duyguyu tek bir kaynaktan gelen ışık yoluyla aydınlatarak sağlamıştır demin de dediğim gibi. Rembrandt aydınlatması diye de bilinen bu teknikte ışık tekil ve anlamlıdır. Bu yöntem ışığın değdiği cisimlerin üzerinde ışık ve gölge lekeleri oluştururken bu lekeler cisimlere ışığın da geldiği yön ve anlatılmak istenen imge üzerindeki derinlik duygusuyla birlikte üçüncü boyutu da kazanır. Burada bu gölgeler gerçekten çok önemli. Doğrudan böyle yüzün her yerini aydınlattığınızda o üç boyutlu ve o derinliği kaybetmiş olursunuz. Ha, o şekilde de fotoğraf çekimleri var. Hani o da farklı bir tarz. Onlar da var. Ama bu Rembrandt aydınlatması bu şekilde. Portrelerde yüze ifade gücü katmak için bu aydınlatma tekniği seçilmektedir. Genel çekimlerde ise asıl göstermek isteneni yine bu yolla izleyiciye sunarız. Tek bir noktadan gelen ışık, görselde aldığı yol ve yansıttığı ışık gölge oyunu izleyicinin gerçeklik duygusunu daha derinden hissetmesine sebep olmaktadır. Bütün eserlerinde düşük bir renk ısısı kullanılmıştır. Bunu bir önceki attığım beyaz ayarı ve işte bu Kelvin değerleriyle ilgili videoda anlatmıştım size. Renk ısısı nedir diye. Kompozisyonda sadece önemli unsurla aydınlatılır. Genellikle karanlık bir arka plan söz konusudur. Hem kompozisyon hem de içerik açısından temanın anlatımını destekleyen alanlar ışıklıdır. Gölgelendirmesini bu şekilde yapıyor. Görüntüyü alan içerisindeki diğer alanlar kademeli olarak karanlıktır. Hani böyle çok keskin bir karanlık ve aydınlık da değil, böyle kademeli olarak karanlık bir hal alıyor. 3D etkisi yaratır gerçekten. O gölgelendirmeler böyle tek boyuttan daha bir öteye geçerek daha bir derinlik oluşturuyor. Amacı da o zaten, anlamı da o. Yukarıdan açıyla gelen ışığımın oluşturduğu gölgeleri Rembrandt aydınlatmasında görüyorsunuz. Burada şu yanağın elmacık kemiğinde burada oluşan
bir üçgen var. Bunun oluşması gerekiyor. Bu tarafta aydınlık, buraya doğru bir gölgelenme var. Burada oluşan da bir ışık var. Üçgen şeklinde oluşmuş buradaki gölgeler. Rembrandt aydınlatması bu şekilde. Dediğim gibi evde uygulamalar yapabilirsiniz. Pencereyi de ışık kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Ya da türlü türlü ışıklarla da çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi noktalar önemli, diyafram kontrolü önemli, netlik önemli, arka fon önemli. İşte modelin üstü başı, saçı makyajı önemli. Sonra doğru milimetreler önemli. Yani doğru lens objektif seçimi önemli. Bunların hepsine dikkat ettiğinizde ışığı kullanarak farklı farklı açılardan farklı farklı kadrajlar olarak çekim gerçekleştirirseniz, denemenizi yaparsanız seri bir biçimde çekin ama sonra kontrol edersiniz. O an kontrol etmeyin. Çekin, çekin, çekin. En son bakarsınız farklı farklı açılardan farklı denemelerle sonuca ulaşırsınız. Gölgelerle 3 boyutlu etki yaratmaya çalışın. Nesneyi öne çıkarmaya çalışın. Her zaman gözlere netleyin dediğim gibi. Şimdilik bu kadar.